Arkadaşlar merhaba. Gazetelerde şu anda nereye baksak Rusya'nın Ukrayna üzerine yaptığı saldırıyla ilgili bir haber var. Ben de yine benzer bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ise daha çok Chelsea kulübünün sahibi Roman Abramovich için İngiltere'de uğrayacağı bir takım yaptırımlarla alakalı olacak. Roman Abramovich'ten bahsediyor ve yazının devam eden kısmında diğer 9 tane oligarktan bahsediyor arkadaşlar. Oralara inmiyorum. Genel olarak başını sizler için elimden geldiğince, dilim döndüğünce analiz etmeye çalıştım. Çevirisini yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olur sizler için de. Hazırsanız başlayalım. Şimdi efendim BBC'den yine dediğimiz gibi bir haberimiz var. Diyor ki Ukraine War, Ukrayna Savaşı, Roman Abramovich sanctioned by UK. Yani sanction demek, yaptırıma uğratmak demek ya da yaptırım demek. UK tarafından yani Birleşik Krallık tarafından yaptırıma uğratılan Roman Abramovich, resimde de gördüğünüz gibi Reuters'tan alıntıymış resim. Diyor ki Chelsea FC owner Roman Abramovich sahibi, Chelsea'nin sahibi, futbol kulübünün sahibi Roman Abramovich has been sanctioned, yani yaptırıma uğratıldı by the UK, İngiltere tarafından, Birleşik Krallık government tarafından, hükümeti tarafından as part of its response to Russia's invasion of Ukraine. Rusya'nın Ukrayna istilasına verdiği yanıtla, response, yanıt demek, yanıtına ilişkin olarak diyor, yanıtının bir kısmına ilişkin olarak bu kişi yaptırıma uğradı diyor. He is one of seven oligarchs to be hit with fresh sanctions. O diyor 7 oligarktan bir tanesi to be hit, vurulacak olan, yani buradaki tabii ki hitten kastı öldürmek babında vurmak değil arkadaşlar. Kanunen sanctionlara uğrayacak olan manasında diyor. Fresh sanctions dediği de taze yaptırımlar. Daha yeni yaptırımların vuracağı 7 oligarktan bir tanesi diyor. Including asset freeze. Şimdi burada including bir relative clause reduction'ı var bakın. Şunları da içeren which include diye fresh sanctions aslında niteliyor. Hatta bu reduction'da bakın bir virgülle ayrılmış non-defining relative clause arkadaşlar. Bunu henüz anlatmadım derslerimde. Ama bundan sonraki derslerimizde de anlatacağım non-defining relative clause'un ne olduğunu. Virgülle ayrılan relative clause'lar bunlar. Onun bir reduction'ını yapmış. Reduction'ı hatırlamayan arkadaşlar için dersin başında hepsini sağ üst köşede birer kart olarak paylaşıyorum zaten. Dileyenler bu dil bilgisi oynatma listesinden gidip relative clause'ları, sonrasında reduction'ları izleyebilirler. Including asset freezes, yani asset dediği mal varlığının dondurulması and travel bans ve seyahat yasağını da içeren bir takım yeni sanction'lara, yani yaptırımlarla vurulacak olan 7 tane oligarktan bir tanesiymiş. The list also includes billionaires Igor Sechin and Oleg Deripaska. Bu kişiler milyarderlermiş. Rus milyarderler. Both seen as allies of Vladimir Putin. Bunların her ikisi de both seen as, görünen, as olarak, allies, müttefikleri olarak, Vladimir Putin'in müttefikleri olarak görülen bu iki kişiyi de kapsıyormuş bu yeni yaptırımlar. Prime Minister Boris Johnson said. Demiş ki Boris Johnson, Prime Minister yani başbakan. There can be no safe havens. Heaven arkadaşlar sığınak demek. There can be no safe havens dediğinde de hiçbir güvenli sığınak olamaz diyor. There can be olamaz. Şey olabilir. No ile olumsuz yaptı. Those who have supported the invasion. Şimdi those who kalıbı arkadaşlar yapanlar, edenler demektir. Bir relative clause aslında yine. Buradaki those bazen karışık gelebiliyor kişiye.
Those who yapanlar edenler. Those who have supported destekleyenler oluyor. The invasion yani istilayı destekleyenler için hiçbir güvenli liman yoktur. Olamaz demiş Boris Johnson. Chelsea FC cannot sell any more tickets for games. Chelsea kulübü artık oyunlar yani maçlar için ticket satamayacak. Bilet satamayacak. Its merchandise shop will be closed. Onun merchandise dükkanları yani bu forma satışlarının vesairenin yapıldığı dükkanlar kapatılacak. And it will be unable to buy or sell players on the transfer market. Ve transfer sezonunda, transfer piyasasında da oyuncu satın alamayacak ya da oyuncu satamayacak. Çok ilginç gerçekten. The government said it would issue a special license that allows fixtures to be fulfilled, staff to be paid, existing ticket holders to attend matches. Şöyle diyor. The government said, hükümet dedi ki, bir reported speech yapıyor arkadaşlar, non-clause türevlerinden. Hükümet dedi ki, it would issue a special license. Özel bir lisans issue edecek, yani basacak. Şimdi burada would'un kullanılmasının sebebi normal şartlar altında hükümet şöyle demiş aslında. We will issue demiş. Bunu will'i would'a çeviriyor. Neden? Çünkü ana cümlemin yüklemi simple past'ta. Will'i de would yapıyor bir gerisini alaraktan. Yani bunu tam olarak çevirdiğimizde özel bir lisans alacağını söyledi hükümet. Özür dilerim. Özel bir lisans basacağını söyledi hükümet diyor. Çıkaracağını söyledi. Bu lisans da a special license'ı da bakın that'le niteliyor relative clause'la. That allows fixtures to be fulfilled. Yani fikstürlerin tamamlanması, fulfill başarmak, bitirmek demek. Fikstürlerin tamamlanmasına allow eden yani izin veren özel bir lisans çıkaracaklarını, staff to be paid, personelin parasının yatırılması için, fikstürlerin tamamlanması için, and existing ticket holders to attend matches ve şu anda hali hazırda ticket holderların yani bilet sahiplerinin existing şu anda var olan demek. Şu anda var olan bilet sahiplerinin attend matches maçlara katılmasını sağlayacak bir özel lisans çıkaracaklarmış Chelsea'ye. Minister said come under pressure to sanction Mr. Abramovich who said he had made the difficult decision to sell Chelsea earlier this month. Diyor ki ministers yani bakanlar have come under pressure baskı altına alındı, baskı altına girdi to sanction Mr. Abramovich Bay Abramovich'e bu sanction'ı yani yaptırımları uygulamak için baskı altına girdiler ki Mr. Abramovich de bir relative clause, non-defining relative clause'la yine açıklıyor Mr. Abramovich'i. Who said he had made the decision to sell Chelsea earlier this month. Bu ayın başlarında, erken dönemlerinde bu ayın Chelsea'yi satmak için zor bir kararı aldığı söylenen Abramovich'e bu uygulamaları, sanctionları, yaptırımları yapmak üzere baskı altına girmiş ministerler, yani bakanlar. The football club is among the assets of Frozen. As part of the sanctions against Mr. Abramovich and its sale has now been stalled. Diyor ki, the football club is among the assets frozen. Dondurulan varlıkların arasında diyor futbol kulübü. Yani Chelsea'den bahsediyor. Dondurulan assetlerin, mal varlıklarının arasında. As part of the sanctions. Yani yaptırımların bir parçası olarak dondurulan mal varlıkların arasında da Chelsea varmış. Sanctions against Mr. Abramovich. Mr. Abramovich'e karşı yapılan bu sanctionların toplayarak gidiyorum dikkat ederseniz arkadaşlar. Mr. Abramovich'e yapılan, uygulanan bu yaptırımların bir parçası olarak dondurulan malların arasındaymış Chelsea Futbol Kulübü. And its sale has now been stalled. Ve onun satışı da stall edilmiş yani ertelenmiş diye hatırlıyorum stall'ı arkadaşlar. Yanlış bir şey söylemek istemem. Yine sözlüğümüzden bir bakalım. Stall meaning yazalım şuraya. Stand booth or yok bu noun formu biz fiiline bakacağız.
İkinci anlamı bakın. Stop or cause to stop making progress. İlerlemesini durdurmak demekmiş. Stall. Aynen. Böyle biraz daha gidiyor, 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 gidiyor. Bayağı bir gidiyor arkadaşlar. Dilerseniz şu iki paragrafı da analizini yapalım. Ondan sonra toparlayalım. Merak eden arkadaşlar devamını okusunlar. Videoyu çok uzatmayalım. But the BBC understands the government would consider allowing Mr. Abramovich to apply for special license to sell the club, providing he can prove he would not benefit from the sale. Şimdi burada providing ifadesi arkadaşlar koşuluyla demek. Aslında bu bir if. Biliyorsunuz if koşuluyla demek. Providing de aynı şey ya da provided that de diyebilirdi. Providing that de diyebilirdi arkadaşlar. Aynı kapıya çıkıyor hepsi. Şu koşulları sağladığı sürece neymiş bu? He can prove, şunu kanıtlayabildiği sürece diyor. He would not benefit from the sale. Satıştan benefit, fayda sağlamayacağını kanıtlayabildiği sürece neymiş? BBC understands the government, şuradan başlayacağız. The government would consider allowing Mr. Abramovich to apply for special license to sell the club. Hükümet aslında Bay Abramovich'in kulübü satmak için özel bir lisans için başvurmasına, apply for, bakın başvurmak, başvurmasına izin vermeyi, allow etmeyi consider ediyormuş. Yani düşünüyormuş. But the BBC understands diye cümleye başlıyor noun clause'a. BBC diyor şunu anlıyor diyor. Mr. Abramovich'in eğer kar yapmayacağını ya da benefit, bir fayda sağlamayacağını kanıtlaması durumunda kulübünü satması için bir özel lisansa başvurması için izin vermeyi düşünüyor. Düşünecek diyor. Mr. Abramovich, arkadaşlar Wood bu arada şunu söyleyeyim. Bu Wood, Will'in geçmişi olan Wood. Başka anlamları var bunun. Ayrıca bir videoda, bir dil bilgisi videosunda bundan bahsedeceğim yine. Mr. Abramovich 55, 55 yaşındaki Bay Abramovich is alleged, iddia ediliyor. Is alleged. Alleged iddia etmek, iddiaya konu oluyor diyor. Passive voice kullanmış. To have strong ties to Russian President Vladimir Putin. Rusya Başkanı Vladimir Putin'le strong tie'larının, yani güçlü bağlarının olduğu söyleniyor. 55 yaş olduğu iddia ediliyor diyor Mr. Abramovich için. Sonra Putin'i bir relative clause, non-defining relative clause ile tanımlamış. Which has he denied? Özür dilerim. Putin'i tanımlamamış. Bütün bir cümleyi tanımlamış arkadaşlar. O da olabilir. Tüm bir cümleyi niteleyen bir relative clause da olabilir. Which he has denied. Ki diyor o, yani burada he dediği Mr. Abramovich mevzuyu deny etmiş. Yani reddetmiş. Biraz merak ettim. Şöyle biraz daha ilerleyeyim. The government says, hükümet diyor ki Mr. Abramovich, who has an estimated net worth of 9.4 billion pounds. Hükümet 9.4 milyar poundluk net değerinin olduğu tahmin edilen Bay Abramovich'in, one of the few oligarchs from the 1990s, to maintain prominence under Putin. 90'lardan beri birkaç oligarktan birisi olan 9.4 milyar dolar değerindeki Bay Abramovich'in to maintain prominence under Putin, Putin'in altında prominence'ını devam ettirdiğini, ettirenlerden bir tanesi olduğunu söylüyormuş. Şimdi prominence'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Maintain prominence. That is the state of being important, famous or noticeable. Evet. Ünlü, dikkate değer, noticeable ve önemli olma durumu. She came to prominence. Direkt ünlü olma demekmiş arkadaşlar. Prominence. Prominent'den aklımıza gelebilirdi aslında. Noun formu. Prominence. Prominent önemli demek zira. Tekrar çevirelim. The government says, hükümet diyor ki 9.4 milyar dolar tahmin edilen, değeri tahmin edilen Mr. Abramovich'in
is one of the few oligarchs from the 1990s to maintain prominence under Putin. Putin'in liderliği altında under Putin prominence'ını, ününü 90'lardan beri oligark olan bir kişi olan Abramovich'in devam ettirdiğini söylüyormuş hükümet. Şu ikisini de çevirelim sonra bitirelim. Mr. Abramovich has stakes in steel giant Evraz and Norilsk Nickel. Stake arkadaşlar hisse demek. Stake'leri varmış, hisseleri varmış, büyük hisseleri varmış Evraz ve Norilsk'te. Açıkçası stake ve share arasındaki farkı bilmiyorum. Share de hisse demek. Merak eden arkadaşlar öğrenip altta yorumlara yazabilirler. Bu Norilsk Nickel ve Evraz'da büyük çelik devleri olan bu şirketlerde hisseleri, büyük hisseleri varmış. He sold a 73% stake in Russian oil firm Sibneft. Rus petrol firması Sibneft'in %73'lük hissesini satmış. To state-owned gas titan Gazprom. Devlet iştiraki diye mi çevirelim artık? Devletin sahip olduğu gaz titanı Gazprom'a Sibneft'i satmış %73 hissesine for 9.78 billion pounds in 2005. 2005'te 9.87 milyar dolara bunu satmış. He is believed to own a number of properties in the UK. İngiltere'de a number of demek arkadaşlar, a lot of demek. Bir sürü property'si yani devre mülkü, gayrimenkulü olduğuna inanılıyormuş Roman Abramovich'in. Including a 15 bedroom mansion at Kensington. Kensington, ben ismini okuyamıyorum, adam satın alıyor. Kensington Palace Gardens in West London. Batı Londra'da Kensington Sarayı bahçelerinde 15 odalı. Bu bedroom yatak odası olmak zorunda değil arkadaşlar. Evin odalarından bahsedilirken, satın alınacak evin odalarından bahsedilirken bedroom diye bahsediliyor. 15 odalı mansion yani malikane satın almış bu yerde Batı Londra'da Kensington Palace Gardens'ta. Reportedly valued ki bunun da bildirilen değeri more than 150 million pounds'muş. Yani 150 milyon sen milyon milyar pound'muş arkadaşlar. Yani bizim rüyamızda göremeyeceğimiz herhalde. Belki görürüz bilmiyorum ama rakamlardan bahsediyorum. Milyar pound'lar, milyon pound'lar bu vatandaş şeyde Chelsea'yi satamayacakmış, yaptırımlara uğrayacakmış. Haber akıp gidiyor, upuzun bir haber. Merak eden arkadaşlar incelesinler, okusunlar. Biz başlangıcı yaptık efendim. Buyurun siyah ekrana geçelim. Evet, metnin analizi bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğen butonuna basın ve diğer arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.